1,5 santim kadar çökmenin olduğu yerden deliyoruz matkap. Şırıngayla buraya tutkalı veya Kadekim'in Elastikor diye bir ürünü var. Onu %50 sulandırarak onu da zerk edebilirsiniz. Biz ikisini de kullandık. Bulduğumuz en büyük şırınga buydu. Yani daha büyük şırınga bulursanız tabii işiniz daha kolay olur. Çünkü defalarca bu şırıngayı zerk ediyoruz. Biraz gevşek oturduğu için etrafına elektrik bandıyla sarım yapıyorum ki tutkal geri gelmesin. Ve altından arkadaşlar şöyle bir delik açtım. Görmüş olduğunuz gibi orada bir delik var. Şırıngayı geri çekerken bu deliği açıyorum ki rahat geri çıksın diye. Yoksa içerideki tutkalı geri çekiyor. Eğer her seferinde bunu ben şu tüpü çıkartırsam yalama yapıyor. Dolayısıyla tüpü bir kere takıyorum. Çekerken şu deliği açıyorum. Zerk ederken tutkalı parkenin altına gönderirken de kapatıyorum. Bakın şu an kapatıyorum ve tutkalı döküyorum içine. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün tutkalı içeriye verdik. Şimdi deliği açıp geri çekiyorum. Eğer deliği açmasam, oradan hava almasa geri çıkmıyor. Evet arkadaşlar, yaklaşık 20 kere 20 tüp tutkal kullandık şu ana kadar. Hala alıyor ama şimdi geri çekiyorum. Bakın şuradan geri de gelmeye başladı. Demek ki artık içi doldu. Artık çıkarabiliriz. Dolduğunu bu şekilde anlıyoruz. Tüpe siz herhangi bir basınç uygulamadan geri geliyor. Bundan sonra da dediği doldurma işlemini uygulayacağız. Evet, şöyle çapraz kesiyorum. Dediğe bunu çakıyorum. 1 santim kadar giriyor. Fazla kısmı kesiyorum. Tutkal geri de gelmiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve burayı zımparalıyorum.